Zeytin hasadı. Türkiye'de ve dünyada zeytin yetiştiriciliğinde insan iş gücünün en fazla kullanıldığı hasat işlemi, üretim maliyetleri arasında da en yüksek paya sahiptir. Bu sebepten kaynaklı olarak hasat yöntemlerine göre zeytinyağı fiyatları da yükselmektedir. Çiftçi Erşah Bey'in zeytinliğinde bulunan zeytinleri bir haftada toplamak için kullandığı geleneksel hasat yöntemleriyle üretimin yapıldığı her gün düzenli olarak üretilen yağ miktarları ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Elde ettiği yağ miktarı litre cinsinden gerçek sayıdır. Ağaçtan elle toplanan günden sonra art arda 2 gün yerden toplama yapmaktadır. Haftada bir gün zeytin toplamaya ara verilip üretim yapılmamaktadır. Buna göre Erşah Bey haftalık en fazla kaç litre zeytinyağı üretimi yapabilir? Şimdi arkadaşlar burası 5 kök 2, burası 6 kök 2, burası da 4 kök 2. Şimdi ağaçtan elle toplandığı günden sonra art arda 2 gün yerden toplama yapmaktadır. Ve en fazla kaç litre yağ üretimi yapılır diye soruyor. Şimdi yerden toplamada en az üretim var zaten arkadaşlar. Şimdi hafta 7 gün, bir gün ara vereceğiz. 6 gün üzerinden değerlendireceğiz. O zaman 5 gün sırıkla toplasın arkadaşlar. 6. günde bir gün yani ağaçla toplasın. 7. gün ara versin. Bu durumda maksimum olacaktır. Yani burayı kullanmadığım zaman, çünkü orada 4 kök 2 olduğu için en az miktar orada. Orayı kullanmamaya çalışıyorum. 25 kök 2 artı 6 kök 2'den 31 kök 2 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Zeytin hasadı. Türkiye'de ve dünyada zeytin yetiştiriciliğinde insan iş gücünün en fazla kullanıldığı hasat işlemi, üretim maliyetleri arasında da en yüksek paya sahiptir. Bu sebepten kaynaklı olarak hasat yöntemlerine göre zeytinyağı fiyatları da yükselmektedir. Çiftçi Erşah Bey'in zeytinliğinde bulunan zeytinleri bir haftada toplamak için kullandığı geleneksel hasat yöntemleriyle üretimin yapıldığı her gün düzenli olarak üretilen yağ miktarları ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Elde ettiği yağ miktarı litre cinsinden gerçek sayıdır. Ağaçtan elle toplandığı günden sonra art arda 2 gün yerden toplama yapılmaktadır. Haftada bir gün zeytin toplamaya ara verilip üretim yapılamamaktadır. Haftanın ilk ve son günü ağaçtan elle toplama yöntemini kullanırsa en fazla kaç liralık zeytinyağı üretilir? Şimdi arkadaşlar burası 4 kök 2, burası 6 kök 2, burası 5 kök 2. Haftanın ilk ve son günü ağaçtan elle toplama yöntemi kullanacak. Şimdi 6 gün çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. günler. Şimdi 1. gün ağaçtan elle toplama yöntemi 6 kök 2 çarpı 12 kök 2'den 144 lira kazanır. 2. gün, şimdi burası daha fazla olduğuna göre sırıkla toplamayı tercih edeceğiz. Şöyle yapalım. Sırıkla toplamada 5 kök 2 çarpı 10 kök 2'den 100 lira kazanıyor. Ağaçtan elle toplamada 6 kök 2 çarpı 12 kök 2'den 144 lira kazanıyor. Yerden toplamada da 4 kök 2 çarpı 8 kök 2'den 64 lira kazanıyor. Şimdi birinci gün ağaçtan elle toplamayı tercih ettiğine göre bundan sonra 2 gün yerden toplama yapacak. Artı 64, artı 64. Dördüncü gün daha fazla olduğu için sırıkla toplasın arkadaşlar. 100. Beşinci gün de sırıkla toplasın. Son günü yine ağaçtan elle toplayacaktı. Orası yine 144 yapıyor. O halde arkadaşlar bunları toplarsak 616 yapacağından doğru cevap C seçeneğidir.
A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Kök içinde A kare çarpı B'dir. X kare eşit 50 eşitliğine göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi arkadaşlar X kare eşittir 50 ise X eşittir kök 50 demektir. O halde birinci ifademiz X çarpı kök 8. Kök 50 çarpı kök 8. Tek kök içerisinde 50 çarpı 8 400. O da 20'nin karesi olduğundan 20'dir. 21 doğal sayıdır arkadaşlar. O halde bu ifade doğru oldu. İkinciye bakıyorum. X sayısı 7'den büyük, kök 51'den küçüktür diyor. Şimdi X sayısına kök 50 dedim arkadaşlar. Kök 50 sayısı 7'den büyük, kök 51'den küçüktür demiş. Burada sıkıntı yok. Kök 50 kök 51'den küçüktür. 7 de arkadaşlar kök 49 olduğuna göre burada da sıkıntı yok. Kök 50 kök 49'dan da büyük. O halde bu ifademiz de doğru oldu. Üçüncü ifadeye bakalım. Kenar uzunluğu x olan bir karenin çevre uzunluğu kök 800 birim olur demiş. Hemen bakalım. Bir kenar uzunluğu x yani kök 50 ise bütün kenarları birbirine eşit olacağından çevresi 4 kök 50 olur. 4 kök içine 16 olarak girer arkadaşlar. O da kök 800 olur. O halde bu ifademiz de doğru oldu. Dördüncü ve son ifademize geldik. X bir rasyonel sayıdır diyor. Şimdi x eşittir ne dedik arkadaşlar? Kök 50 dedik. Bu 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Ki kök 2'den dolayı bu ifade bir irrasyonel sayıdır. O halde bu ifademiz yanlış oldu. 3 tanesi doğru olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıda bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu küplerin birer yüzlerinin alanları sırasıyla 980 cm², 720 cm² ve 405 cm²'dir. Buna göre birinci ve üçüncü sporcular arasındaki boy farkı birinci ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar bunun kenarına A, bunun kenarına B, bunun kenarına C diyorum. O halde A kare eşittir 980. A eşittir kök 980 demektir. B kare eşittir 720. B eşittir kök 720 yapar. C kare eşittir 405. C eşittir kök içinde 405 oldu. Şimdi arkadaşlar 980 ifadesine baktığımızda 49 çarpı 20'dir. O da 49 çarpı 4 çarpı 5'ten 7 çarpı 2 çarpı 5 içeride kaldı. 14 kök 5 yapar. 720 sayısı da 36 çarpı 20 arkadaşlar. O da 144 çarpı 5 yani 12 kök 5 oldu. Bu da 81 çarpı 5'ten 9 kök 5 yaptı. Şimdi bunların sonuçta boyları eşit hale gelmiş. Bu kürsünün boyu 14 kök 5. 2 numaralı kürsünün boyu 12 kök 5. O halde burada 2 kök 5'lik bir fark var. 3 numaralı kürsünün boyu 9 kök 5. O halde burada da 5 kök 5'lik bir fark var. Birinci ve üçüncü sporcular arasındaki boy farkı yani 5 kök 5. Birinci ve ikinci sporcular arasındaki boy farkının yani 2 kök 5'in kaç katıdır diye sorulmuş. Yani 5 kök 5 bölü 2 kök 5 eşittir. 5 bölü 2'den 2,5 kat olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda bir hastaya ait kan tahlili sonucunun bir kısmı verilmiştir. Referans değer aralığı sağlıklı bir bireyin olması gereken değer aralığının alt ve üst sınırını ifade eder. X ve Y birer doğal sayı olduğuna göre sağlıklı bir bireyin albümin sonucunda X değeri ile protein sonucundaki Y değerlerinin toplamı en az kaçtır? Şimdi albümin arkadaşlar 7,5'ta 12,1 arasında olacak.
x kök 8 olarak verilmiş. Şimdi x kök 8'in 7,5'tan büyük olmasını istiyoruz. En küçük değerini alacağım için üst sınıra çok da dikkat etmedim arkadaşlar. 7,5 15 bölü 2'dir. Bunu da kök içinde 8x kare diye ifade ettim. Her iki tarafın karesini alsam arkadaşlar 8x kare büyük olur. 15 bölü 2'nin karesi 225 bölü 4. Her iki tarafı 8'e böldüğümde x kare büyüktür. 225 bölü 32 yapar. O da yaklaşık 7'dir arkadaşlar. 7'ye çok yakın bir sayıdır. O zaman x ne oldu? Kök 7'den büyük oldu arkadaşlar. Şimdi x ve y doğal sayı diyor. Kök 7 2 ile 3 arasında bir sayı olduğuna göre 3 en az ve x en az 3 olacaktır. Şimdi diğeri neydi? Protein sonucundaki y değeri arkadaşlar. Kök y 5,5 ile 9 arasında, demek ki 5,5'tan büyük olmalı. Yani 11 bölü 2'den büyük olmalı. Karesini aldığımda y 121 bölü 4'ten büyük olmalı dedik. 120 olsa 30 olur arkadaşlar. 30'dan birazcık büyük bir sayı bu. 30'dan büyük en az 31 olabilir. O halde x artı y en az 31 artı 3'ten 34 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.